Evet. Sabah pastırma yazı diye çıktık. Pastırma ayazı gibi bir şeye kaldık. Hollanda havası işte, ne yapacaksın? Neyse, pastırmanın iyisi de Kastamonu mu Kayseri mi tartışmasından çok güzel yağlı, iyi bir sırt, iyi çemen ve iyi kurutma tekniğiyle ilgilidir deyip çemen de başka bir videonun konusu diyerek geçiyorum. Neredeyim bugün? Valla Utrecht'e yakın bir yer ama yine motorcu rotalarından birine geldim. Ve öyle bir yerdeyim ki motorcudan daha çok olan tek bir şey var, o da sinek. Yani çok sinek var burada. Galiba büyük bir sulak bölgede olduğum için ağzım, yüzüm, her yerim sinek oldu. 2 dakika kamerayı takayım dedim. Şu an kaskın içinde de birkaç sinek yutmuş bile olabilirim. Neyse. Ama güzel. Burada şey iyi mesela. Türkiye'de bazen böyle motorcu rotalarına gittiğimde şeyden geriliyordum. Devamlı bir yüksek tempoda sürme baskısı yaratıyorlar üzerinizde. Halbuki sürdüğünüz yerlerde inek çıkıyor, at çıkıyor, tavşan fırlıyor. Aha, kafama kuş sıçtı. Abi inanılmaz. Neyse. Ah, şimdi yağmur başladı. Galiba deminki de kuş değil, yağmurdu o zaman. Okey, daha da güzel oldu. Ya ben bugün hava... Bugün de günlere pazar. 20 küsür derece olacak, çok güzel olacak falan diye çıktım. Sabahta müthiş bir hava vardı. Yağmur başladı şu anda. Keşke kuş sıçsaydı. Güzel, selamlaşan motorcularla dolu bir rota. Neyse, umarım fazla ıslanmayız. Hatta kameranın üstünde de su damlacıkları kalabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bugün biraz yani aslında geçen videoda şeyden bahsetmiştik. Türklerle kavgası, ekspatlarla 1950'ler 60'larda geçmiş Türklerin kavgaları. Sağ olsun yol verdi. Teşekkür ederim. Tabii şu an yerleşim biriminden geçiyoruz. Mahalle kilisesi. Orada birkaç, yani aslında benzer yorumlar, birkaç değil bayağı bir benzer yorum geldi. Benzer şekilde sorgulanan, küfür yiyen başkaları da olmuş. Orada bir soru daha var. Yine bu konuda tabii yazabilirsiniz de. Oradaki konulardan biri de şuydu, sorulardan biri pardon. İşte abi, oraya gittiğimizde hani nasıl çevre edineceğiz, arkadaşlık nasıl kuracağız? Aslında bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Yine bir vlogda, bir motor üstünde gevgev etmiştim bununla ilgili. O yüzden bugün konuşacağım konu daha çok 40'ından sonra yeni arkadaşlar edinmekle ilgili olacak. Bilmiyorum artık, yani 40-41'e geldiğimi hissetmiyorum şu anda daha ama en azından zihinsel olarak. Fiziksel olarak da çok kötü değilim. Ama kondisyonum eski. O ne be. Evet, işte böyle bir rota. Lamborghini geçti az önce. Güzel. Okey. Ne diyordum, unuttum. Ha, arabayı görünce aklım gitti tabii. O havuz mu var orada? Ha, havuz var. Ya 40'ından sonra arkadaş edinmek ilginç. Ya ben açıkçası hiç düşünmezdim bunu, düşünemiyordum. Hatta hep şu geyik olurum, bu yaştan sonra birileriyle arkadaş olmak çok zor herhalde. Nasıl olacak, nasıl yapacağız? Nasıl olur? Anlaşabilir miyiz? Bir daha o kadar emek sarf etmek kolay olur mu? Tabii bunun sevgili yapma tarafı daha da zor. O başka bir konu da, normal arkadaşlıktan bahsediyorum.
Hatta yaşlıların deyimiyle düz arkadaş, özel arkadaş. Bir dönem öyle bir şey vardı. Özel arkadaş mısınız? Gerçi galiba o private olma durumları geri dönmüş. Ben çok piyasayı takip edemedim ama öyle bir durum varmış. Neyse. Biz doğru yolda mıyız? Yok, yanlış yere girdik yine. Aa, düz mü gidecektik acaba? Neyse, dur ileriden döneriz. Bunlar neymiş böyle ya? 1940 mı? Oha, savaştan falan kalma bunlar. Bunker gibi bir şey mi acaba? İlginçmiş. Ya şimdi tabii bir de şunu da söyleyeyim. Bu konuya girmeden önce benim yakın çevremden de izleyecekler olabilir. O yüzden şu uyarıyı başa ekleyeyim. Hiçbir şey üzerinize alınmayın. Yani spesifik herhangi bir kişiden asla bahsetmeyeceğim. Sadece kendi deneyimlerim, çevremden duy. Hatta çoğu benimle bile ilgili olmayabilir konuştuklarımın. Hani birebir. Hani bilgim olan arkadaşlarımdan dinlediğim ya da tabii ki geçmiş yıllarda ya da yakın dönemde tecrübe ettiğim şeyler de olacak ama lütfen kimse üzerine alınmasın. Çünkü seyirci alıngan biraz. Olabiliyor yani. Seyircinin de mutsuz günü oluyor. O yüzden lütfen alınmayın. Bu arada burada bazı ya sürerken bazen büyük S'ler verebiliyorum. Çünkü çok viraj var, çok değişken var, bisiklet çok fazla. Lamborghini falan çıkıyor artık. İlginç bir yerdeyiz. O yüzden ben es verdiğimde siz yolu izleyerek bu boşlukları doldurabilirsiniz. Şimdi bu arkadaş edinme mevzusuna özellikle 40'ından sonra belki gençler için 20-30 yaş civarı için bir tık daha kolay olabilir, bilmiyorum. Ama öncelikle şundan bahsedeceğim. Aa, ne kadar güzel bir yer varmış böyle. Allah Allah, ne acayip. Buraya Allah, nereymiş lan bura? Motorcular takılıyor. Buranın gözlemecisi falan mı acaba? Oh, yine bol selam. Selam, selam. Şimdi yeni arkadaş edinmeden önce yurt dışına gittiğinizde, ki hani ben sık sık Türkiye'ye giden biriyim. Zaten biliyorsunuz hani gösteriler oluyor. Onlar için zaten senede 3 ya da 4 kez kesin geliyorum. Ve bu süreçlerde 10-15 günü buluyor kalma süreçlerim. Artık 4 şehir geziyoruz. Hatta bu arada hemen reklamını da yapayım. Bu hikayedeki Göttenmeyim gösterilerinin Ekim ayağı Ekim'de. 7 Ekim Bursa'dayız. 8 Ekim İstanbul'dayız. 10 Ekim Ankara'dayız. 9 Ekim'de de bu arada yine Kadıköy'de Balon Haber Ajansı yapacağız. Uzun süredir onu da soruyordunuz. Onu da arada duyurayım. 10 Ekim'de Ankara'da tekrar bu hikayedeki Göttenmeyim var. Bunu bu arada ilk kez duyanlar varsa kısaca bir konsepti de araya sokuşturayım yine. Reddit'te MI'de Asshole diye bir subreddit var. Buraya insanlar yaptıkları, başlarına gelen, akrabalarıyla yaşadıkları, evlenirken yaşadıkları, ailesiyle yaşadıkları vesaire hikayeleri yazıyorlar. Ama bu hikayelerde genelde büyük sorunlar yaşanıyor. Ve bu sorunların nedenlerinden bazıları anlatıcılar oluyor, bazıları da karşı taraf oluyor. Ya da hikayenin diğer özneleri oluyor. Biz de bu özneleri, bu hikayeleri sahnede okuyup bu öznelerden hangisi göt? Burada kim kime ne yapmış, kim götlük yapmış, kim hatalı? Gibi biraz eğlenceli, biraz böyle seyirciyle etkileşime girmeli bir şekilde sahnede değerlendiriyoruz, biraz oynuyoruz, biraz şovumuzu yapıyoruz ve kapatıyoruz. Açıklama yaptıktan sonra 13 Ekim'de de İzmir'deyiz. Yani benim toplamda 5 kez sahneye çıkacağım, yaklaşık 11-12 günlük bir turne olacak.
ilk kez duyanlar, ilgisini çekenler varsa kanalda, benim kanalımda da, Mert Günhan yakın arkadaşı kanalında da bunun videolu versiyonunu izleyip kendiniz de karar verebilirsiniz. Biletlerin linki de açıklamada olacak. Uzun uzun reklamı yaptıktan sonra şimdi yurt dışına taşındığımızda aslında ilk sorun şurada başlıyor. Yeni arkadaş edinmekten çok sonuçta bir gözden uzak, pardon, gönülden ırak, gözden ırak, yok tam tersi miydi? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Böyle bir güzel tenis kortu da varmış burada. Irak olur konusu biraz gerçek gibi. Yani gözden uzaklaştığınızda sık sık görüşemediniz. Evet, tabii ki hani Covid dönemi dijital görüşme inanılmaz patladı. Ama sonrasında da tam tersine ekrana sıkışan herkes bunaldı. Covid bitince bu sefer de tersine döndü süreç. Herkes kendisini dışarılara attı. İşte bu süreçlerde bazı uzaklaşmalar yaşanabildi. Şimdi yurt dışındayken de bu daha çok hissediliyor. Ya yani tabii ki burada siz hatalısınız, onlar hatalı falan değil. Aslında bu genel bir hatalıdan çok genel bir durum. Yani gözden ırak olduğunuzda, yurt dışında olduğunuzda tabii bunun birçok nedeni var. Bazen kıskançlıklar olabiliyor, bazen farklı hayat odaklarına girilebiliyor. İş hayatı çok sınırlayabiliyor. Bazen insanlar geçmişini biraz daha sınırlamak ve yeni bir sayfa açmak istiyor. Tabii Türkiye'nin yarattığı psikoloji de var burada. Vesaire vesaire. Yani herkes için kişisel bir neden bile çıkar burada. O yüzden arkadaş edinme konusunda ilk konu kesinlikle mevcutları tutmanın zorluğu. Yani yeni arkadaşlar edinmeden önce mevcutları, yurt dışına gittikten sonra tabii, yerleştikten sonra, uzun süreli yaşadıktan sonra korumayı becerebilmek de çok önemli. Bazen tabii insan duygusallaşabiliyor yurt dışında. Bazı eski konuları aklına getiriyor, çok düşünüyor, bunalıma giriyor, yalnız hissediyor. Yalnız hissettikçe destek göremediğini düşünüyor. Karşı tarafı daha suçlar durumda kalabiliyor. Ve bu da ilişkileri etkiliyor. Yani arkadaşlarınızla ilişkinizi etkileyebiliyor. O yüzden bence ilk odağınız bu olsun. Mevcut arkadaşlarımı nasıl korurum? İletişimi nasıl, tabii ki eskisi gibi sürdürmek zor, devamlı hadi Discord'da toplanalım, hadi Zoom yapalım, hadi WhatsApp'tan yazalım. Ya yüz yüze gözükmek, görüşmek başka bir şey. Onu özlüyorsunuz. O da olmadığında işler biraz sekteye uğruyor. İlk konu bu, yani bence önce buna bir odaklanın. Peki Türkiye'den çıktınız, geldiniz, yeni arkadaşlar nasıl olacak? Bu da ilginç bir konu işte, yani zor da bir konu. Açıkçası ben bu konuda bir tık şanslı taraftayım. Neden? Yani bazı isimleri siz de tanıyorsunuz. Mesela Sezgin Çavuş'u bizim ta eski yayınlardan falan da hatırlarsınız. Mesela o da Hollanda'ya taşındı. Daha önce Almanya'daydı. Sonra yine Türkiye'den tanıdığım başka arkadaşlarım yakın dönemde Hollanda'ya taşındı. Böyle olunca hani zaten hali hazırda görüştüğüm, bildiğim insanların Hollanda'ya gelmesi çok rahatlattı beni. Bizi hatta. Beriyle beni. Bu büyük bir avantaj. Yani şimdi bu olunca tabii şu da ilginç oluyor. Mesela Türkiye'de belki her gün, her hafta, her ay görüşmüyorsunuz bazı arkadaşlarınızla. Ama tabii yurt dışında biraz böyle o gurbete geldik, birbirimize destek olalım hissi de oluşuyor. Tabii bizde daha böyle klasik bir şey gibi değil. Yani inanılmaz umutsuz bir gurbetçi profiliyle değil de. Ya işte sıkılıyoruz, toplanalım, görüşelim, sinemamıza gidelim, güzel restoran keşfedelim. Yakın rotalarda geziye çıkalım. Haftada bir toplanalım, bir board game oynayalım. Yani daha eğlence amaçlı bir etkileşim. Ve tabii ki bu
Ya sonuçta 30 37 sene yaşadığın ülkenin, düzenli yaşadığın ülkenin gündeminden kopman imkansız zaten. E tabii bunları konuşuyorsun. Ve iyi geliyor aslında. Bayağı iyi geliyor. Hatta Türkçe konuşmak iyi geliyor. Yani ne kadar dil bilirsen bil, ana dilinde konuşmak bence başka bir şey. Kendini ifade etmen, yaptığın espriler ya, çünkü tabii ki gittiğiniz ülkenin vatandaşlarıyla da arkadaşlık kurabilirsiniz. Bu tamamen sizle ilgili dediğim gibi, ama işte karşılıklı espri yapmak, bir geyik yapmak, bir gönderme yapmak, konuşurken böyle bir kültürel bağları yakalamak çok kolay olmuyor. Çünkü koca bir geçmiş var ve bütün geçmişe hakim olmanız çok zor. Ben şimdi gidip 1980'lerden Kenan Evren'le ilgili, Özal'la ilgili bir geyik yapsam ne anlayacak Hollandalı? Ama bir Türk de bunu yaparsın. Ya da işte belki de 70'lerin Hollanda'sıyla ilgili onların yapacağı bir şeydi. Biz anlamayacağız. Öyle olunca da çok günlük konuları konuşman gerekiyor. Günlük konularda sıkabiliyor. Kültürel olarak birikimli birilerini bulmak da kolay değil. Bunun için tabii şöyle şanslarınız var. Meetup grupları var, eventler var. Bunlara gidebilirsiniz. İşte sinema, kitap, spor, basketbol. Yani ben mesela bir şekilde henüz gidemedim. O benim tabii şeyim. Tamamen yayın hayatımı iş olarak merkeze koyduğum için vakit ayırmam bazı şeylere zor oluyor. Her şeye content gibi bakmaya başlıyorum. O yüzden daha böyle gidip farklı gruplarla düzenli bir basket salonda oynamaya başlamadım. Burası neymiş ya? Burada güzel ya. Zengin mekanın yani. Ama bunları yapabilirsiniz ve buralarda da, buralarda bir de şöyle bir durum var. Hani kültürel olarak zaten yine sizin gibi işte dışarıdan gelmiş ekspatlar, çalışmaya gelmiş insanlar diyelim, hatta genel olarak olduğu için ve çok farklı ülkelerden gelenler olduğu için bazı sorunlarınız da ortak oluyor. Genelde bu sorunlar sizi yakınlaştırıyor. Daha sıkı muhabbet kurabiliyorsunuz. Hatta bir Hollandalı'dansa belki bir Hintliyle, belki bir Asyalıyla, belki bir yine yakın bölgelerden insanlarla kültürel benzerlikler yakalıyorsunuz. Hem de hiç ummayacağınız kadar. Bu da sizi daha çok yakınlaştırabiliyor. Bu da çok güzel. Ve aslında bu süreçlerde şu daha güzel oluyor. Karşı tarafın kültürüyle ilgili de çok fazla şey öğreniyorsunuz ve işte aslında o zaman dünyayı tanımaya başlıyorsunuz. Genelleme yapmaktan kaçıyorsunuz ve daha iyi arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Tabii bu da yine sizle ilgili, ne kadar açık fikirli olduğunuzla vesaire ilgili. Bunları yaptığınız zaman ama arkadaş edinmeniz çok zor değil. Tabii hiç tanımadığım insanlarla da burada ilişki kuruyorum. Bu da güzel. Yani hatta şey çok ilginç oluyor. O kadar çok ortak nokta ya da ne bileyim ortak çevre çıkmaya başlıyor ki konuştukça. Diyorsun ki içinde ya kesin biz bir noktada bu insanla aynı yerde falan bulunduk ama hiç tanışmamışız. Mesela bu daha da acayip bir deneyim bence. Sonuçta bazen insanlar tabii daha pesimist, daha kapalı, içe kapalı, daha muhafazakar yaklaşabiliyor arkadaşlık konularına. Aslında bu bende de oluyor. Yani ben mesela artık burada şeyden çok sıkıldım. Yani bir masaya oturduğumda, bu Türkiye'de oluyordu. Yani hiç tanımadığım insanlarla bir masaya oturduğumda, bir partide, ne bileyim bir eventte, bir şeyde, bir buluşmada. Bir anda o masada, özellikle de hani kendim de bu erkek olduğum için söylüyorum bunu, bir şeyler ayırdığım için değil. Diğer erkeklerin böyle sanki bir vahşi doğadaymış gibi bir penis yarışına girmesi, bir sidik yarışına girmesi beni çok yorabiliyor. Bu bazen yurt dışında da oluyor. Yine tanımadığınız ortamlarda, ortak arkadaşların çevreleriyle buluştuğunuzda herkes böyle kendi bildiği dünyanın en doğru, en iyi, en geçerli olduğunu düşünüp bu sidik yarışını başlatıyor. Ve bu çok sıkıcı. Yani bundan çok yoruluyorum ya. Yani içim sıkılıyor. Öyle yerlerden hemen kaçmak istiyorum. O yüzden tabii bir seçici geçirgenlik oluyor işte böyle. Bunlar da olacak. Ama bunlar da umut kırmasın tabii. Şunu da anlıyorsunuz. Yani şunu da söylemiyorum zaten. Herkes sizin istediğiniz gibi olamaz. Olmamalı da zaten. O yüzden
çok ciddi kalıplar kurup onun içine de birini aramayın ya. Oraya sokacak birilerini aramayın. İteklemeyin oraya insanları. O da aslında sizin demin anlattığım tarafa geçmenize neden olur. O yüzden rahat olmak, dinlemek, hatta belki de sizden çok daha birikimli, kültürlü, geçmişi kuvvetli, kariyeri kuvvetli, yaşadığı hayat tecrübesi sizin 10 katınız ama güzel olan insanlarla tanışıp onlardan bir şeyler almak çok daha kıymetli olabiliyor. Bu da güzel. Ve bu şekilde arkadaşlıklarınızı şekillendirebiliyorsunuz. Ya ben de asla kendime herhalde şeyi kondurmazdım ya. Yani 40 yaşında sonra yeni arkadaş gruplarım olacak. Ya yok abi nerede olacak işte çok zor artık falan derdim. Yok yani oluyor. Ha bundan çok kötü sonuçlar çıktığı da oldu. Olmadı değil. Nasıl iki taraflı yine. Daha çok Türkiye'de mesela yeni arkadaş edindiğim bazı ortamlarda süre geçtikçe buradan çok kötü sonuçlar çıktı. Yani gerçekten tabii ki amiyane tabiriyle boğmak istediğim. Yani aman abi sen nereden girdin hayatıma lanet olsun dediğim kişiler de o. Tabii bunlarla kopuyorsun ya. Hani burada bir kavgaya didişmeye girme anlamında söylemiyorum ama bu insanlardan zaten kopuyorsun. Diğer yandan çok sevdiğim ama bir türlü görüşemediğim, görüşmek istediğim belki de onların benimle görüşmek istemediği ilişkiler de oluyor. Bu da ayrı bir durum. Bu da aslında hem iyi hem kötü. Kendiniz de sorguluyorsunuz. Belki siz de çok hata yapıyorsunuz. Bu hataları görmek iyi oluyor. Bazen yüzünüze vuruluyor. Kendi bubble'ınızdan çıkıp gidiyorsunuz. Ve bir de belki de yıllarca çok iyi arkadaş olduğunuzu zannettiğiniz müthiş fotoğrafçı çok iyi ya. Müthiş aranızın iyi olduğunu zannettiğiniz insanların da aslında sizle ilgili hiçbir şey bilmediğini, sizi asla sallamadığını fark ettiğiniz anlar da oluyor. Tabi bunlar böyle bir atımlık, bir seferlik şeyler değil. Hani bir süreç. Tabi bu süreçler yeni arkadaş edinmenizde sizi kötü de etkileyebilir. Ama dediğim gibi yurt dışında yaşamak tek boyutlu sizi bir yere sokuyorsa ve yalnızlığınıza çok kapanıp aman abi ben kimseyle bir şey yapamam bu saatten sonra çok yoruluyorum falan gibi kafalara giriyorsanız evet işiniz zor. Ama diğer türlü bence Türklerle de ki böyle bir ayrım da işte o yani bir önceki vlogda bahsettiğim gibi özellikle eski nesil göçmen Türklerle ilişki kurmak daha zor. Zaten yaş farkı da var. Ama sizin gibi düşünen daha yakın dönemde gelmiş belki de belli ortak çevrelerden geldiğiniz insanlarla da çok iyi anlaşabiliyorsunuz. Oralara bence bir sınır çizmeyin yani. Nereye geldik? O at var. Atı korkutmayalım. Kafayla selam verdim bu arada ona da. Atla da selamlaştık. Çok iyi ya. O ortama bak yani at var, Lamborghini var, kızı var, koyun var. Daha ne olsun oğlum? Buradan dönecekmişiz. Dur bakalım. Aa nereye geldik? İlginç bir yere geldik. Of önde de polis var. İnanılmaz şey ortamı oldu bir anda ya. Şu Netflix'teki Rebel Ridge'i de yeni izledim daha. Böyle dandik ırkçı Amerikan kasabalarındaki o böyle tuhaf köprülere benziyor. Kasaba girişi köprülerine. Birazdan polis bizi yasa dışı çevirip zorla başımıza iş açacak. Ama işte bir eksik var. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne yakın dövüş var, ne eski Irak'ta savaşmış bir askerim. Ne bu hikayenin yönetmeni, ünlü biri. Vallahi başımız yanar. O yüzden dikkat edin. Bayağı güzel yerlere geldik yine. Bir de şunu da ekleyeyim en son. Nereden arkadaş edeceğiz, nasıl edineceğiz konusu. Tamamen sizde. Her şeyi deneyebilirsiniz. Yani o kadar çok değişken var ki.
Yani Facebook grupları, yani tabii ki daha fazla boomer bulma ihtimaliniz yüksek oralarda. Üstüne ne bileyim işte Instagram'daki oluşumlar, keza aynı Twitter, genel meetup grupları, eventlerle ilgili yani farklı event, bir de şey olabilir mesela Türklerin geldiği eventler işte konserler, tiyatrolar, bunlara buluşup gidenler oluyor vesaire, bunları kesinlikle şey yapabilirsiniz, dahil olabilirsiniz, orada insanlarla tanışabilirsiniz. Mesela o da güzel. Yani Türk arkadaş grubu kurarken, yeniden belli bir yaştan sonra kurarken çok fazla Türk etkinliğinin olduğu bölgelerde olmak, işte Hollanda'da, Almanya'da olmak da avantaj. Zaten buraya genelde ortak yine zevkleri olan çok fazla insan geliyor. Bence siz de rahatça keyfini çıkarabiliyorsunuz. Hem de yeni insanlarla da tanışabiliyorsunuz. Yalnız burada da polis de gidiyor olmamız çok tatsız oldu ya. Normalde motorcular ileride falan hayvan gibi basıyorlar. Yani burası bir tık şey, yani hız kontrolünün olmadığı bir yer. Burada polise takılmak kötü oldu. Ya hani ben abartmıyorum zaten, hani 60'ın 70'in üstüne çok çıkmıyorum buralarda da. Zaten riskli olur diye. Ama tabii polis de gidince şimdi bir gerginlik oldu. Demin yaptığım geyik gerçek olmaz umarım. Evet, durum böyle. Yine bu konuyla ilgili sorunuz olursa, abi işte şu konuya ne diyorsun? Bu arkadaş edinme konusunda ya da başka konularda, yurt dışında yaşamakla ilgili, Hollanda ile ilgili vesaire, başka sorularınız olursa lütfen sorun. Ya da yine motovlog'da, abi şu konuya da bir değinsen ya, hiç anlatmıyorsun, bu konulara hiç girmiyorsun da diyebilirsiniz. Onlarla ilgili de sorularınız olursa ya da önerileriniz olursa mutlaka yazın. Yine vloglarda konuşalım. Bak polisi görünce herkes yavaşladı. Oh, çok iyi ya. Millet deminden beri kopuyordu polisi görünce. Yok ya, ben de bir yerden döneyim artık. Polisle bütün yolu bitiremem ya. Hatta şu kamerayı da çıkarıp yoluma devam edeyim. Nasıl olsa vlogu da tamamladım. Bir sonraki vlogda görüşeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.